İyi günler sevgili arkadaşlar. Web silah danışmanlık hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Silah tamir yeri açma sınav talimatımız netleşti. Buna göre sınav takvimimiz şu şekilde. 26 Haziran 2020. Başvurular için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından il emniyet müdürlüklerince müracaat kabul edilmeyecek ve veri girişi yapılmayacaktır. 10 Temmuz 2020. İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara sınav giriş belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarihtir. 12 Temmuz 2020 Sınavın yapılacağı tarih Pazar günü saat 10'da. 12 Temmuz 2020 Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. 12 ve 13 Temmuz 2020'de ise adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarih olarak belirtilmiştir. 14 Temmuz 2020. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak belirlenmiştir. 20 Temmuz 2020'de ise yazılı ve mülakat sonucunun açıklanacağı tarih olarak netleşmiştir. Adaylara da aranacak nitelikler ve başvuru işlemleri nasıl yapılacaktır? Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Burada geçen seneye göre sağlık raporu da isteniyordu. Ama bu pandemi dolayısıyla kişilerin sınav takviminin sıkışması, sağlık raporunu yetiştirememeleri düşünceleriyle ve bizim de birkaç görüşmemiz neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'müzde de uygun gördü. Sağlık raporunu bu devrede kaldırdı başarılı olduğunuz takdirde silah tamir yeri atölyenizi açarken sağlık raporunu alacağız. Sınav başvuru ücreti 1250 TL'dir. Adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek sınav başvuru ücreti yatırılacak. Adaylar sınav giriş ücreti yatırıldığına dair dekontu müracaat ettikleri il emniyet müdürlükleri silah patlayıcı maddeler şube müdürlüklerine dosyasıyla beraber teslim edeceklerdir. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma ve benzeri kıyafetle adayların sınava girmeyecekleri bir kez daha belirtiyoruz. Ve bu konudaki şey çok dikkat edilecek işte görevden geldim başka üstümü değiştirecek şeyim yok vaktim yok ve benzeri kesinlikle kabul etmiyor komisyon ki sınava giremezsiniz bu net arkadaşlar adaylar sınav yerlerine yanlarına getirmiş oldukları maske eldiven ve benzeri hijyenik maddelerle girebilecek sınav süresince adayları ve sınav görevlilerinin sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri de sağlanacaktır yazılı sınav ve itiraz. Yazılı sınav Ankara elinde yapılacaktır. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacak. Sınav süresi 60 dakikadır. Her soru 2 puan olup yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavda en az 60 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile sınav değerlendirme komisyonuna veya özel güvenlik denetleme daire başkanlığına komisyonla ilgili itirazı yapabilir ve sınav esnasında da bu itirazını bir dilekçeli komisyona verebilir. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgelerinin aslı Üzerlerinde TC kimlik numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport veya birinin suretiyle sınava katılabilirler. Yanlarında en az bir adet siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayacak silgi ve kalem tıraşta bulundurmak zorunludur. Bu yükümlülük sahip. Uygulamalı sınav. Yazılı sınavda başarılı olanlar istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla uygulamalı sınav komisyonuna mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır. Uygulamalı sınav 13 14, 15, 16, 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında saat 9.30'da yapılacaktır. Mülakat sınavının yeri daha sonra ilan edilecek. Biz de duyaracağız. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli veya kesici, delici, yaralayıcı alet bulundurmak ve sınava giriş yasaktır. Yine söylüyorum. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma ve benzeri kıyafetle gelen adaylar kesinlikle sınava dahil edilmeyecektir. Mülakat sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir. Adaylara mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur. Sınavda görevli tüm katılımcılar sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Maske, eldiven ve koruyucu ekipman bulundurmak zorundadır. Yazılı sınava katılacak adayların üst aramaları yapılacak. Cep telefonu, çağrı cihazı ve sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü eşya kesinlikle sınava alınmayacaktır. Ruhsatlı bile olsa yanlarında ateşli silah, kesici, delici, yarayıcı alet bulunmayacaktır. Bunu da söyledim. Gözetmenler soru kitapçıklarının üzerinde bulunan gelen açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlamadan önce adaylara okuyacaktır ve tebliğ edecektir. Gözetmen tarafından sınav başlama ve bitiş saatleri de yazı tahtasına yazılacaktır. Silah tamirleri açma sınavı yine dediğimiz gibi 1250 TL ücret oldu. Bu polis akademisi başkanlığı döner sermaye işletme müdürlüğünce açılacak bir e, şeye banka hesabına yatırılacak. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan kişilerin ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücretleri de geri ödenmeyecektir. Bu sınavda sizlere başarılar diliyorum. Web Silah Danışmanlık Hizmetleri olarak kurs.websilah.com adresinden bu sınavla ilgili gerekli materyalleri alıp derslerinize çalışıp sınava donanımlı gidebilirsiniz. Başarılar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. İyi günler.